Genelde kısır tartışmalara girmem. Doğru da bulmam. Herkes düşüncesini söyler. Eğridir, doğrudur, oturur, konuşur, düşünür vesaire vesaire. Ama Erdoğan bir türlü dilini kontrol edemiyor. Bir türlü kontrol edemiyor. Geçen Bitlis'te konuşmuş. Ey Bay Kemal diyor. Buyur Recep Bey. Şimdi kongre yapıyorsun. Kongre bitti. Yaptık çok şükür. PYD, YPG terör örgütü müdür? Yiğit sen açıkla. PKK terör örgütü müdür? Yiğit sen açıkla. Lafa bak. E peki açıklayacağım. Vallahi de billahi de ben yiğidim. Vallahi de billahi de ben yiğidim. Anadolu'nun yiğidi. Anadolu'nun köroğlusuyum. Anadolu'nun nefesiyim. Hiç endişem yok. Hiç endişem yok. Açıklayacağım şimdi. 50 sefer söyledim. Bir daha söyleyeyim. 100 sefer söyledim. Bir daha söyleyeyim. Meydanlarda söyledim. Televizyonlarda söyledim. Gazetelerde söyledim. Her yerde söyledim. Bunlar terör örgütüdür. Bak ben söyledim. Neden? Kendimi yiğit olarak kabul ettiğim için. Şimdi ben sana soracağım arkadaş. Gerçekten sen yiğit misin değil misin? Eğer sen yiğitsen, bana diyorsan ki yiğit misin? Ben yiğit olduğumu iddia ediyorum. Sen de yiğitsen karşıma çıkarsın. Recep Bey karşıma çıkarsın. Lafla peynir gemisi yürümez. Oturmuşsun ahkam kesiyorsun. E gelsene karşıma ya. Sen reissin, sen cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal etmişsin. Sen efendim diktatörsün, dikta yönetiminin bütün alanlarını, bütün uygulamalarını yapıyorsun. Ama bu garip Kemal'in karşısına çıkmaya cesaret edemiyorsun. Niçin? Benim tankım yok. Benim tüfeğim yok. Benim polisim yok. Benim ordum yok. Benim valim yok. Benim kaymakamım yok. Benim Allah'ım var Allah'ım. Çıkacaksın karşıma. Çıkacaksın. Yalan, yalan cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden bir adama yakışmaz. Yalan bir partinin genel başkanına yakışmaz. Yalan söylüyorsa çıkacaksın, önce milletten özür dileyeceksin. Ne terörü ya? PKK'nın terör örgütü olmadığını PYD'nin, YPG'nin, El-Nusra'nın, IŞİD'in, sen IŞİD'e kol kanat gezerken IŞİD'e silah gönderme diye seni uyardım. Sen hala El-Nusra terör örgütü müdür değil midir söyleyemiyorsun. Ben bunu bilmiyor muyum? Şimdi ben ona bir soru sorayım izin verirseniz. Ama sorudan önce küçük bir açıklama yapayım. Efendim, bu PYD ile ilgili PYD'nin terör örgütü olduğuna ilişki ilk karar Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıkıyor. Kararın tarihi 17.09.2014. Karar bu arkadaşlar. Bu karar. Bunu da arzu ederse kendisine gönderir. Burada PYD terör örgütü olarak tanımlanıyor. Arkasından olay Yargıtay'a geliyor. Yargıtay kararı da bu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi. Burada da diyor ki evet PYD, YPG, PKK terör örgütüdür diyor. Hangi tarihte? Yargıtay'ın ilamına bakalım. 21.05.2015'te. Bir mahkeme kararı PYD'den sonra bunlar PYD'nin başkanı Salih Müslim'i Ankara'ya davet ediyorlar. Altına kırmızı halı seriyorlar. Şimdi ben sana soruyorum Bay Recep, sevgili Recep, gözlerinden öptüğüm Recep. Şimdi sana soruyorum. Sen mahkeme kararına rağmen, Yargıtay kararına rağmen, terör örgütü saymasına rağmen sen hangi vatansever duygularla Salih Müslim'i Ankara'ya davet ettin, ayağına halılar serdin? Bana bir açıkla bakayım. Yiğitsen açıkla. Yiğitsen.
Şerefliysen açıkla. Açıklayabilir mi? Emin olun tık çıkmaz. Emin olun tık çıkmaz. Söyledin. Bakın ben bir şey daha söylemiştim. Bu soru bana sorulduğunda 2016'da Amerika PYD'ye de destek veriyor diye soruluyor. Ben şöyle bir açıklama yapıyorum. Diyorum ki kim PKK'ya destek veriyorsa biz onu PKK'nın bir yan unsuru olarak görürüz. İster meşru bir organ olur, ister gayrimeşru organ olur. Meşru organların, ki buradan Amerika'yı kastediyorum, soru öyle çünkü Amerika'ya tavrını soruyor. Meşru organların terör örgütleriyle ilişki kurmalarını asla ve asla kabul etmeyiz. Bunu her yerde ve her ortamda söyledik. Ve sonra şu açıklamayı yapıyorum. Benim merak ettiğim şey şu. Ey Amerika diye bağıran Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı, Amerika dönüp size şunu sorsa, ey Recep Tayyip Erdoğan, sen PYD'nin liderini Ankara'ya davet ettin. Kırmızı halı serdin. Sen onun terör örgütünün bir üyesi olduğunu bilmiyor muydun? Terör örgütü ise senin, eğer bu terör örgütü ise senin onu tutuklatman, gözaltına alman, yargının önüne çıkarman gerekmiyor muydu? Madem terör örgütü geldi, yakala çıkar. Yine devam ediyorum. Devam ediyorum. AKP'nin yöneticileri, iktidar sahipleri terör örgütünü açıkça yardım ve yataklık yapmışlardır. Bütün Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. İstiyorlarsa delil, bütün delilleri önlerine koymaya hazırız. 2016'da söylüyorum ben bunu. 2016'da. Şimdi her ağzımı açtığımda dünya kadar laf eder. Her türlü hakaret eder. Yakışmayacak bir uslup kullanır. Önemli değil benim için. Önemli değil. Ama ben ona diyorum ki sen FETÖ'ye, sen PKK'ya, sen YPG'ye, sen El Nusra'ya, sen IŞİD'e yardım ve yataklık yaptın. Tık yok, mahkemeye dahi veremiyor. Niye vermiyor? Mahkemeye versin beni. Ya bir laf ediyorum, mahkemeye veriyorsun. Sana en ağır suçlamayı yapıyorum. Sen terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptın diyorum. Tık yok. Mahkemeye veremiyor. Mahmut Tanal karşımda oturuyor. Salı günü dilekçeni ver. Salı günü Cumhuriyet Savcılığına Erdoğan'ın yardım ve yataklık yaptığını, terör örgütlerine yardım yataklık yaptığından dilekçeni ver. Bu mahkeme kararlarını da vereceğim. Hem Yargıtay kararını hem Mardin'deki Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını, o karardan sonra Salih Müslim buraya kim davet ettiyse onlar terör örgütleriyle işbirliği içindedirler. Bunu ver, bakayım ne diyecekler. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, ya Sosyalist Enternasyonal'de YPG ile ilgili olarak bizim verdiğimiz mücadeleden de bunların haberi. Açıp telefonu bir Dışişleri Bakanlığı'na sormuyorlar ya, bakanlığına sormuyorlar. Biz nasıl mücadele veriyoruz orada? Türkiye'nin çıkarlarını nasıl savunuyoruz? Onlar bizi kendileri gibi sanıyorlar. Biz vatanseveriz. Kusura bakmasınlar, biz onları vatansever olarak görmüyoruz. Biz bu ülkenin çıkarlarını savunuruz. Kusura bakmasınlar, onlar kendi ülkelerinin çıkarlarını değil, kendi çıkarlarını savunurlar onlar. Kendi çıkarlarını. Ayrıca ben ona bir soru daha sormuştum. Bu Man Adası var ya, bir sterline kurulan şirket. Bir sterline. 15 milyon dolarlık mal satmış oraya. Dedim ki ya bu 15 milyon dolarlık malı sattığın şirket hangi şirket? Öyle ya. Oğlu var. Dünürü var. Kardeşi var. Eniştesi var. Eski özel kalem müdürü var. Bunlardan birisine söyle. Ya şu şirketi sattık de. Tık yok. Tık yok. Burada gariban, hani o kendisini yakan işçiler vardı ya, işsiz diye. Ekmek alırken fırından vergi ödüyor. Bu beyler Türkiye'de vergi ödememek için Man Adası'nda şirket kuruyorlar. Senin yerliliğin de batsın, senin milliliğin de batsın.